Günaydın. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Bir pazar klasiği Avrupa Stüdyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Erbatur Aygenekon'la karşınızdayız. Erbatur günaydın. Günaydın Veli, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aslında bugün e, futbol adına özel günlerden biri. Bazen insan şüpheye düşüyor. Hakikaten bunu bilerek mi yapıyorlar diye. Bütün maçlar aynı güne toplanıyor. İnsan ne izleyeceğini şaşırıyor. Mecburen mümkünse artık birisini tabletten ya da laptoptan işte bilgisayardan açıp ekrandan, televizyondan açıp aynı anda bir oraya bakıyorsun bir buraya bakıyorsun. Biraz daha zor olsa da mecbur kalabiliyorsun bu duruma. Bugün o günlerden biri aslında. Doğru. Birbirinden güzel 6 maç oynanacak. Ama şöyle, hepsi tam olarak aynı saatte değil de 17'de başlıyoruz. Gece saat 1'e kadar futbol şöleni bu akşam. Kimseye randevu falan vermeyin o yüzden söylüyorum yani. Bugün hakikaten pazar günü bir Futbol keyfi anlamında ayırabilirsiniz. Saat 11'de başlayıp programımızla birlikte. <laughs> Güzel. Zaten pazar günü ne randevusu kardeşim ya? Pazar günü. Değil mi? Yani maç izlenir, oturulur. Güzel zaman geçirilir yani. Ama şeye, yani normal değil. Senelerdir aynı. Bütün büyük maçlar her sene aynı güne denk geliyor. Ve bu tesadüf oluyor. Şimdi e, arkamıza da biz rica edelim. E, yönetmenimiz Gökhan'dan. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu bu akşam karşı karşıya gelecekler. İtalyanlar da zaten onlardan fazlasıyla bahsediyorlar. Hafta içinden beri Inter-Juventus maçını okurken onların üzerinden okumaya başladılar. Dünya üzerinde zaten herkes keşfetti bu Türklerin etkileşimini. Evet. En başta UEFA ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere Leicester City Kulübü'nü çok iyi hatırlarım. Real Madrid Kulübü aynı şekilde İtalyan basını şu anda öyle. Türklerin sesi daha fazla duyuluyor Avrupa'da. Sağ olsunlar böyle kalbi güzel, yetenekli kardeşlerimizle birlikte. Bu akşam heyecanla gururla onları izleyeceğiz. Ama önce isterseniz bakalım hangi maçlar var bugün 17'den itibaren başlayan ve gece 23'te oynanacak olan son maç hangileri? 17'de başlayacak ilk maç Manchester united ve Aston United maçı. 17'de önce o maç var. Hatta ben e, saatlerin de söyleyecek şekilde de e, anons edeyim. 19'da Beşiktaş Trabzonspor maçı, 19.30'da Arsenal Liverpool maçı. Belki de şampiyonun bir anlamda belirleneceğini de şampiyon olabilecek takımın büyük avantaj yakalayabileceği maç olabilir. Heh. Evet, doğru. Manchester United West maç 17 demiştik. Eee 22.45'te Inter Juventus Aynı saatte Lyon Marsilya ve saat 23'te Madrid derbisi Real Madrid Atletico Madrid. Lyon Marsilya'ya bu arada yazık oldu. Onu söyleyelim. Kaynayacak arada. Kaynayacak arada yani kurtaramazsın. Tabii. Ama bir yani. tarafta Inter Juventus bir tarafta Real Atletico varken kurtarma şansın yok. Çok çok ilginç ya. Yani gene büyük maçlar bir arada ama çok iyi maçlar olacak. Gerçekten iyi maçlar olacak. Keşke Beşiktaş Trabzonspor maçı için de iyi olacak diyebilseydim. İlk defa bu evet, kadar doğru. iki büyük takımın bu kadar kötü oyunu, kötü oyuncu performanslarıyla bir büyük maça gidiyoruz. Bu arada bence çok bilinmeyen bir denklem olarak aynı sahaya fikirliğim. çıkıyor maç. Kesinlikle aynı fikirliğim. Ama United West Ham United maçı benim çok ilgimi çeken bir maç aynı zamanda. Bu arada West Ham United ile ilgili ben şöyle bir e, kendimce bir iddiada bulunayım. David Moyes sezon sonu itibaren yok kadroyu koruyarak üzerine her sene böyle nokta atışı ama sağlam nokta atışı böyle. İkişer ikişer transfer devam ederse iki sene sonra şampiyonla oynayacak takım West Ham United. Bak, ciddi anlamda çok sağlam bir iskelet oluştu. Çok iyi bir oyunu var. İyi de kadrosu var bana göre. Güçlü bir kadrosu var ama iyi bir santrfor. Bak çok iyi bir santrfor alacaksın abi. Yani kıyacaksın paraya. Alacaksın. Bir de para dert değilsin için West Ham United için falan yani Premier takımlar için. Abi 90 100 neyse gireceksin yarışa. Ben alamam demeyeceksin. İkna edeceksin o yarıştaki o, o, Vlahovic atıyorum şu anda yani. Sen de Vlahovic'i her yere gönderiyorsun ha. Abi <laughs> Juventus büyük kulüp gerçi de. Tabii yani. Ne bileyim yani e, eski şey Albany'si kalmadı ya pek fazla. Bu sene tekrar yavaş yavaş bir çıkış yapıyorlar Juventus. Doğru. O yüzden oradan gönderesim geliyor her defasında onu. Bir de şu anda hali azladığı santraforlar içerisinde bence en ileriden bir tane santrafor olarak hakkını pek verilmediği görüşündeyim. Yo, 100 anladım. katılıyorum ben de sana. Ee, tabii bu sene biraz domino etkisi olacak Mbappé'nin Real Madrid'e gidişiyle beraber yani öyle görünüyor. Öyle evet. Haliyle birkaç tane böyle farklı transfer, kulübün ayrılması, Xavi'nin ayrılması bayağı bir domino etkisi bekliyorum ben oyuncularda, oyuncu transferlerinde. Çünkü Van da kalmayacağını üstü kapalı olarak açıkladı Klopp'tan sonra. Belki ikna ederler. O gidecek, oraya başkası gelecek, Trent'in gidebileceği söyleniyor gibi gibi bir sürü başlık var. Bir yerde bir domino etkisi oluyorsa Abi. biz o domino etkisine bağımsız kalamayız. İlla ki bizden ya bir futbolcu gider ya bir teknik direktör bir şey olur falan mutlaka o domino etkisinin içerisinde son parçasında da olsan, ara parçasında Doğru. olsan bir şekilde bir yerinde oluyoruz yani. Mesela Alfonso Davis Real Madrid'e giderse sezon sonunda Ferdi Kadolu Bayern'e gidebilir. Güzel. Gibi bir domino etkisi olabilir. Yani birçok mümkün. Benzer şeyleri görebiliriz diye düşünüyorum. Katılırım. Ee, Arsenal Liverpool'da diyelim aynı zamanda Konuşalım. Erbatur. Hocam burada. Klopp hocam. Ya mesela Klopp hocamın bu son dans sürecinde veli Evet. şeyi düşünmeye başladım. Oyuncuların konsantrasyonunun daha yükseldiği gerçeği var. Salah'ın yokluğunda Jota'nın büyük bir etkisi var. Hı hı. Ee, i̇şte genç çocuğu geçen hafta çıkardı Trent'in yokluğunda. Gol, asist katkı verdi. Bradley. Heh. Hocam burada. Hocam senin için oynayacaklar hocam. Burada mı? Ha buradayız. İşte burada Klopp. İşte kusursuz gülümseme. Yakışıklı Klopp. <laughs> senin etledin. Evet. Hocam için oynayacaklar Tabii. Ee, ve bu sene onun şampiyonla şampiyonlukla veda etmesi için oynayacaklar. Böyle bir durum var bence. Ya evet. Yani bu açıklama bir ekstra nitro etkisi oluşturdu diye düşünüyorum takımda. Bir de oyun anlamında da bunu yapabilecek kapasitede görünüyorlar. Tabii bugünkü Arsenal maçı bu anlamda çok çok değerli olacak. Dominic istedin ya az önce arbatur Trent Alexander-Arnold ayrılabilir mi sence? Öyle diyorlar yani. O yani da ayrılacağını düşünüyorum bu arada. Ya bir, bir, bir mümkün olduğunu söylüyorlar ki İngiltere'de büyük takımlar içinde değişimler olacak sanki. Hatta tabii çok büyük maç. Arteta için çok önemli maç. Evet. Yani i̇lk maçta berabere bitmişti. Bu sezonun, bu fikstürünün ilk ayağı. Ama hatırlı Liverpool çok hak etmişti o maçı. Ama golü bulamamıştı. Bir de mesela Darwin Nunez hakkında fikrim değişti biliyor musun? Şöyle. Hmm. Şöyle fikrim değişti. Darwin Nunez'in tahmin edilemezliğinden keyif almaya başladım. Hiçbir zaman böyle sistemin A planında sana ne vereceğini bekleyebileceğin başlıklar var ama kesin değil. Yani Haaland gibi şunu yapar. Osimen gibi bunu yapardan ziyade yetenekleri onu tahmin edilemez bir hale getiriyor oyuna yaklaşımı da. Ya gol beklentisi Liverpool tarihi için Salah ve Suarez'den sonra en yüksek olan 3. adam. Ya şimdi bu bize bir şey anlatıyor ama beş tane topu da direkten dönüyor mesela. Ama hoşuma gitmeye başladı. Yani şöyle bir durum var. Hani diyor ya hoca ben heavy metal futbolu Hı. seviyorum. İşte Arsen Wenger klasik müzik yapardı, ben heavy metal yaparım. O yüzden de biraz yeri doldurulamayacak Klopp'un. O heavy metal futbolu evet. devam ettirmek için ama Nunez çok uygun bu heavy metal futbola ya. Zaten bangır bangırsın. Ama şöyle bir durum da var bak. Yani orada altını çizmek gerekir. E, Klopp hocam en sert şekilde eleştirildiği dönemde Nunez'in her zaman dimdik arkasında durdu ama yalandan arkasında durma olmadığını da zaten hocanın yüz ifadesiyle, sözleriyle, beden diliyle fazlasıyla anlayabiliyorsun. Çok net arkasında durdu. Dedi ki bu adam yeni bir yere geldi, başka bir kültüre geldi alışması, uyum sağlaması, başka bir futbol oynuyoruz. Kolay değil. Bakın göreceksiniz. Nunez gelişiyor, öğreniyor ve çok daha iyi yerde olacak. Ben Nunez'e çok inanıyorum dedi. Oynatmaya devam etti. Şu anda atıyor, attırıyor ama bence o süreçte en değerli olan şey şuydu Nunez'le ilgili. Abi adam pozisyonu giriyordu. Cahal onu diyorum ya gol beklentisi en fazla olan 3. Liverpool'lu ya. Ya inanılmaz pozisyonu girme becerisi var. Var. Ee, birçok özelliği var. Bir de bu adam daha önce bir deneme yanılma yöntemine de kurban gider gibi oldu. Sol, sağ. Sola attılar hmm. falan. Abi adam center for yani başından beri söylüyoruz. Net center for. Ve bence de bu seneye Liverpool şampiyon olursa ki bana göre olacak sezon başından beri favorim hala öyle. Hatta tahminimi daha da güçlendiriyorum bu anlamda. Salahsız nasıl oynuyorlar aynı zamanda bak. Onu, onu, söylüyorum. Bak, Salah ya. yok bu aralar. Chelsea maçında şov yaptılar yani. Abi, yani. Jota'nın, Diaz'ın katkısı çok önemli. Tam da bu yüzden şunu eklemek istiyorum. Klopp çok büyük bir teknik direktör abi. Bak Jürgen Klopp hariç bu takımı bu seviyede kimse tutamaz. Net söylüyorum. Pep Guardiola dahil tutamaz. Oyuncularını çıkardığı nokta, yani Robertson'ı Trent'e getirdiği yeri düşünün. Şu an Diaz'ı bu oyunun içine Darwin Nunez'i dahil ediş tarzını, Jota'nın Jota yükselişini gibi 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 yani e, Abi yıllardır Van Dijk yanında Konate mi oynayacak? Yoksa o mu oynayacak işte matipimi atalım diye düşünüyorsun. Jota'dan hiç kimse bu kadar verim alamaz öyle söyleyeyim bak yani. Abi klubun etkisi çok büyük gidince anlaşılacak iyice değeri. Umarım kupayla ayrılır. Bu arada güzel 11'de yapmıştık. Onu da vereceğiz şimdi. Hmm. Arsenal-Liverpool karma 11'i. Erbatur Ergenekon'dan bir karma 11 geliyor. Arsenal-Liverpool. İtirazlarınızı bekliyoruz Avrupa Stüdyosu Sen, etiketine. Senden de bekliyorum. <laughs> Alisson Kaledi, Alexander Arnold, Zinchenko bekler. stoperler, Van Dijk, Saliba. Rice merkezde Sobozday olmasaydı Erbatur direkt devreye girerdim. Tabii ben de. Odegaard, Saka, Diaz, Jesus. Sen bugünkü muhtemeller evet, bu, üzerinden tabi, değerlendirdin gene. değil mi? Oyni, oynayacak oyuncu. Çünkü aksi halde Salah'ı zaten almazsak yani. olmazdı yani. Ee, bakayım. Sa Jesus diyeceğim. ya bir dakika bir dakika bir dakika şimdi. Bir dakika. Kim eksik? İtirazlarınızı Avrupa Stüdyosu etiketiyle bekliyoruz. Jesus ben kafadan yapayım şimdi itirazımızı. Ya. o kadar adamı övdün, o kadar Darwin. bahsettin. Darwin Nunez'i almıyorsun, Jesus alıyorsun şimdi. Biraz da Cesus... bak neden biliyor musun onu da söyleyeyim. Ben Jesus neden olduğunu söyleyeceğim sana bak. Dur. Söyle. Denge mi yok? <gülüyor> <gülüyor> denge yapmışsın. Var denge. <laughs> denge yapmışsın. Sayısal. Aslında Liverpool'un sayısı yapmış. <laughs> sayısal, sayısal, eşitlik var ama yok şöyle de. Abi Darwin'i konuşuyoruz ama Jesus'un da ben biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorum yaptıklarında. Bitiricilik anlamında e, çünkü beklenti ondan daha yüksekti. İlk transfer olurken. Şimdi hala 9 diyor değil mi? Yani işte Ivan Tony'yi getirelim, Osimen'i çekelim, Blauvic'i getirelim. Ya Cesus'un da Ön tarafta Arsenal oyununa katkısı bence değerli. O yüzden e, bu 11'e Cessu koymak istedim. Sana şunu sorayım. Diaz mı yazardın sol öne yoksa Martinelli mi? Ben Diaz yazdım. Senin fikrin Sol merak öne edeyim. ben Diaz yazardım ben de. Ya Martinelli de çok iyi ama e, Diaz yazardım ya. Diaz yazardım. Ben bu kadroda sadece tek itirazım. Darwin Nunez'i koyardım. Başka hiçbir itirazım yok benim. Bak bir de dikkatimi ne çekti biliyor musun 11 yaparken? Artık orta sahalar orta saha göbeği oluşturmak genellikle Orta ve Kuzey Avrupa'dan gerçekleşiyor. Biz niye yapmıyoruz abi bunu? Yani ne kadar bakın dikkat edin böyle şey 11 yaparsanız yapın karma 11'ler ise orası o şekilde oluşuyor. Yani Orta Avrupa, Kuzey Avrupa. Doğru. Hücum hattı genellikle Güney Amerikalılardan Güzel. Doğru. oluşuyor. Kesinlikle. Savunmalar da altyapı eğitimini çok iyi almış. Daha çok gene Orta Avrupalılardan Ekstrem tabii Güney Amerikalılar da olabiliyor bazen. Kanat beklerinde olabilir mesela. Yani o, orada. Kanat beklerinde de mesela bak Avrupalılar orada Zinchenko yazdık. yazma var ya burada Arsenal Liverpool'da ama genel olarak bir düşündüğünde olabilir yani. Olabiliyor ama bence ilginç böyle bir üzerine kafa patlatılabilecek bir başlık var. 11'i yaparken aklıma o geldi. Afrika kökenli oyuncular olabilir kanat bekleri mesela. O Atleti olabilir. Atletizm çünkü çok önemli orada yani. Afrika kökenli Avrupa altyapı eğitimi almış. Evet aynen. Geldi bir sürü isim Ya var benim çok geldi. Evet, evet. Direkt zaten e, kanat bekler için adresiniz Fransa olsun bence zaten direkt. Fransa'ya bakın. Evet genellikle doğru. Yıllardan beri Bayern kültüründe olduğu gibi. E şimdi Ferdi'nin yaptıklarında kendi payı kadar, Fenerbahçe'nin payı kadar. E şimdi Hollanda'nın da etkisi büyük yani. Kesin. Bunu atlamamak lazım. Pereira Hoca'nın da etkisi büyük. Yok büyük. İsmail Hoca en son dokunuşu yaptı aynı zamanda. Aa onu demişken şeyi de o golleri de bir verelim. Aa verelim. Dur e, bakayım bir şey kaldı mı burada? Atletico be Real Madrid var bir de. Onu vereceğiz zaten birazdan hatta İtalya'da bağlayacağız. Bu arada bir izleyicimiz yazmış. Ali Bey. İyi maçlar hani gün çıkan maçlarını verdik ki unuttuğumuz Hı. maç var bir tane. Hangisi? Panathinaikos Olympiakos yapmışsınız diyor. Fatih Hocanın maçı var bu akşam. Doğru. Çok da önemli maç bu arada. Yani e, Panathinaikos Olympiakos derbisi var. Onu da e, yazmış. Bu arada bir izleyicimiz de sormuş. Sadece iki maç hakkınız var. Hangisini seçersiniz bunlardan? Ha, iki maç hakkı var. Arsenal Liverpool, Beşik. Inter Juventus bende. Ee, Arsenal Liverpool, Inter Juventus, Beşiktaş Trabzonspor izleyeceklerim direkt zaten hiç. E eksiksiz yani. İzleyeceklerimiz öyle. Ya hepsini izleyeceğim bu arada ya. Yani, yani. Çift evet. ekran alışkanlığım var benim. Ben şey izleme, izleyemem büyük ihtimalle. Lyon Marsilya izleyebileceğim zannetmiyorum. Yok açık onu açık. izlemeyeceğim. Yani, o hepsini dediğim bir tek onu izlemeyeceğim. E, geniş özetini izleriz daha sonra ama yani açık konuşayım. Yalana gerek yok. izleyemeyeceğim yani. Yapabilecek bir şey yok yani orada. Bu arada çok güzel goller oluyor ülkemizde, ligimizde. Cengiz ve Maçvay'ın golleri. Barış Alper'i de. Onu da vereceğiz. Hı -hı. Geçen hafta tek golü bir kez daha. Şimdi Cengiz'den başlayalım. Bence Cengiz'in golünü vermek lazım ya. Cengiz'in golünü görelim. Dün yani hakikaten bütün böyle e, bilimsel metotları alt üst eden bir gol oldu. Tipik bir Cengiz Ünder golü. Abi bu tipik Cengiz Ünder golüyse Cengiz Ünder 30 milyon avro o zaman ya. Böyle tipik gol mü olur ya? Cengiz Ünder zaten oraları çok sıradışı bir gol. O bu oraları ya. görebilecek evet, ya Evet ama. Adam. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Önün falan kapalı senin orada ya. Şey yani. diyeyim tipik bir Cengiz Ünder kaleye vuruşu düşünerek. Abi çok iyi ya. Abi müthiş bir sol ayak, müthiş bak, bir, inanılmaz bir gol ya. Bak çok net söylüyorum. Bir de bir şey mesela şimdi burada Yarı otomatik ofsayt of. geliyor, bilmem ne geliyor ya. Onu da birazdan konuşmak isterim. Yani biz bu kadar tekrar, bu kadar ofsayt, bu kadar oyunun sorunlu bölümünü konuşarak nasıl gelişeceğiz bilmiyorum. Yani ne zaman şurayı açsam hemen kapatıyorum ya. Ben de. Hemen kapatıyorum. Ben abi. Hiç bakmıyorum otur Kimse oyun konuşmuyor sana. ya. Herkes o öyle bu böyle kardeşim bu da Ama. böyle. <laughs> Burası hakikaten yanıyor ya. Valla isteyen üstüne alınsın Twitter'da sessize aldım çok insan var. Ayıp olmasın diye çıkmıyorum takipten de sessize aldıklarım var yani yalan yok. Bravo. Katılırım. Sessize aldım. Yalan yok yani birçok kişiyi. Abi ta, ben bırakın lütfen rica ediyorum ya. Yani bırakın hakikaten bırakın ya. Sürekli olarak hakemdi, offside'di bilmem neydi. Sürekli, sürekli. sıkılmıyor musunuz? Gerçekten söylüyorum. Sürekli negatif şeyler konuşmaktan nasıl gelişeceğiz bu şekilde ya? Olmaz ki yani. İşin güzel taraflarını daha iyi nasıl olabilir konuşalım bence yani. Onu yapamıyoruz. Bir de Barış Alper'e verelim güzellikten bahsetmişken. Şunu, şunu, çok kısa konuşayım öyle geçelim. peki. Şimdi Takımınızda çok yetenekli oyuncular olabilir. Çok özel figürler var. Generaller olabilir. Ama X faktörler ama çok zor bulunan uluslararası çilingirler vardır. Her kapıyı açabilen. Hı hı. Cengiz Ünder uluslararası bir çilingirdir. Ne yaparsanız yapın. Beşli yerleşin, altılı yerleşin. Çok iyi kapatın, kalecinin önünü doldurun. Cengiz Ünder'in o sol ayağı var ya bütün kapıları açar abi. Şu vuruş uluslararası seviyede çok özel bir şut. Çok özel bir gol. Bu Cengiz'in zaten yıllardır yaptığı onu Roma'ya, onu Leicester'a, onu Marsilya'ya taşıyan, Avrupa'da özel bir kanat forvet haline getiren oradaki aslında potansiyelin vücut bulmuş hali. Cengiz çok özel oyuncu herhangi bir kapı kapanırsa Fenerbahçe'ye karşı sezon boyunca ya da Avrupa'da Cengiz onu gelip açacaktır. Haklının acelesi yok diye bir ifade var ya. Buyurun Veli Bey hak, <laughs> hakkınız söyleyin. Transfer olduğu dönemde Instagram'da paylaştım, Reels'te de var. Cengiz Ünder'e aynen şu ifadeyi kullandım. Cengiz Ünder'e 15 verilir. Neden 15 verilir? diye tane tane anlattım acelemiz yoktu. Bugün birçok kişi bunu söylüyor. Şu ana kadar direkt bu tek başına ölçüm belki yanlış olabilir futbolda. Fakat 5 tane maç kazandırır Cengiz Ünder sana. Bravo. Attığı gollerde şey değil. 3-0 iken 4-0 falan yapmadı. Kilidi açtı Erbatur'un deyimiyle. Hep 0-0 iken, 1-0 gerideyken, 60 olmuş, 65 olmuş, olmuyor, nasıl açacağız kilidi diyorlar. Cengiz Ünder sahne alıyor. Asiste sahne aldı Samsun maçında. Gollerle sahne alıyor. Dört gol atıyor. Sıra dışı goller atıyor. Bak sıkıntılı maçta ha. Tabii, tabii Saygın Hoca ne diyor maçtan sonra? Diyor ki Cengiz Ünder'in e, becerisiyle, bireysel yeteneğiyle oyun başka yere gitti bir anda diyor. Şimdi e, şunu da söyleyelim. Fenerbahçe'ye karşı oynanmış en iyi oyunlardan birini oynadı ligde. Kesinlikle, Antalya Spor. 100 -100. Sergen Hoca'nın hakkını verelim. Çıkışta bir takımdı. Evet. Yükselişte bir takımda Antalya Spor. Antalya Spor'a karşı bu galibiyeti almak çok değerliydi. Bu anlamda Cengiz'in yaptığı da çok çok önemliydi. Barış Alper'in golünü de görelim. Hangi gol daha güzeldi diye soracaksın evet. değil mi Erbotur? Hangi gol daha güzeldi sizce? Abi bak acayip zor ya. Çok fenas aslında Gerçekten söylüyorum. Bak bu... Sağ ol kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok zor bir şey ya. İzle çok zor soru yani. Sorayım. Sizce hangi gol daha güzel? Hangi güzeldi? gol daha güzel? Ama ne bir şey söyleyeyim mi sana? Hayal ettiriyorlar bize. Bravo. Hayal ettiriyorlar. Kenan Yıldız bizi hayal ettiriyor. Hakan Çalhanoğlu hayal ettiriyor. Barış Ayper'in bu golü hayal ettiriyor. Ferdi Kadıoğlu'nun, Abdülkerim bardakçının futbolu hayal ettiriyor. Cengiz Ünder o golleri hayal ettiriyor bize. Heyecanla yeri sayındayız. TRT ekranlarında, Haziran ayında. 2024 Avrupa Şampiyonası. Dortmund'dayız, Hamburg'dayız. Devamında birçok yerdeyiz inşallah. Yani hakikaten çok heyecanlıyım. İçim kıpır kıpır. Çok umutluyum ya bu sefer. Geçen takım için de öyle demiştik ama Avrupa Şampiyonası'nda bak bu sefer başka bir şey hissediyorum. Bak gerçekten başka bir şey hissediyorum. Yani lütfen detaya girmeyeyim neyse. Evet lütfen geçen seferki gibi video çekme gitmeden önce. Çekmeyeceğim ama hayal, et... <laughs> abi hayal ettiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım hayal ettiriyorlar. Yarı final videosu çekmişti Develi. Maalesef. Karıştırma şimdi artık. Karıştırma. <laughs> <laughs> ama ama orada da bir hayal etmiştik. Çünkü burası burada bu, bir şey bu başka bir şey. Buradaki bak buradaki enerji de çok yüksek. Çok. Bir de şey çok değerli. Galatasaray Fenerbahçe'nin bu çekişmesinde oyuncuların pik noktaya çıkması. İrfan'ın pik noktaya çıktığı noktada Cengiz'in kendini tekrar bu mücadelenin ve bu arkadaşlığın içinde zirveye çıkarması çok çok değerli. Avrupa Şampiyonası'na ben de büyük hayaller kuruyorum. Şu golle ilgili Pambaste'nin Pambaste'nin <laughs> Avrupa Şampiyonası'nda Sovyetler Birliği'nin attığı gole benzer. Dassa eve atmıştır golü. Evet. Andırdı bana. Ee, bence ikiye ayrılır buradaki kıyaslama. Bu golün önemi daha fazla denebilir son dakikada gelen bir vuruş. iyice kapanan bir rakip. Ama yani diğer tarafta Cengiz de henüz dakika 40'larda olmasına rağmen açılması çok zor olan bir Antalya savunmasını hiç açılması beklenmeyen bir noktada açtı. İkisi de güzel gol abi. <gülüyor> Denge. <gülüyor> bravo Erbatır, bravo. Denge, teşekkür ederim. Serkan, Serkan geliyor ya. Ha bizden sonra Serkan var ya. On, onlar seçsin birisini mesela. Merak ediyorum onlar kimi seçecekler. Serkanlara pas atıyoruz. Ben hala düşünce aşamasındayım ama seçeceğim illa ki Ben birini. Cengiz diyorum galiba ya. Ben seçeceğim birisini birazdan. Hı -hı. Fakat yönetmeniz yokanlar rica ederim. Önce arkamıza tabii ki Hakan ve Kenan alalım bir kez daha. Rica ederim onları. Tabii ki. Ee, birazdan Bonucci'nin asistini de vereceğiz. Bir Juventus efsanesi. Fakat önce bir İtalya'ya gidelim, bir havasını alalım. Milano'ya gidelim. Bugün Inter-Juventus maçı var. Derbi de İtalya. Oo. İtalya derbisinde tabii ki orada olmazsa olmaz. Dündar Keşaplı. Sefir bak. Doğma ya, meydanında Erbatur. Ya yemin ediyorum şu an artık hani İtalya'nın anlatan kartpostal olsa bu kare olur. Vallahi arkası da çok net, hava da mükemmel. Evet abi. Biz sözü bırakalım. İtalyanlar bu maçı nasıl okuyorlar? Türklerin üzerinden çok okudular biliyorum. Detayları senden rica ederim der Keşap diye bırakalım sözü. Evet günaydın Milano'dan Veli Erbatur gerçekten keyifle sohbetinizi dinlerken bir taraftan tabi Avrupa Şampiyonası'nın heyecanı ben de burada hissetmeye başladım. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda iki önemli oyuncumuz bu akşam San Siro'da karşı karşıya gelecek bir yanda Hakan Çağlanoğlu. Diğer yandan son haftalarda en çok konuşulan bir isim Kenan Yıldız Juventus'ta. 18 yaşında ancak artık takımın vazgeçilmez bir ismi olmaya başladı gerçekten. Tabii 2 saat farklı Milano Uomo'da arkamda gördüğünüz şu ortamda hemen hemen %70 %80'i Inter'li taraftarlar. Böyle günlerde erken saatlerde buraya dolmaya başlıyorlar. Tabii gün boyu burada hazırlıklar var. Maça maçın heyecanı yaşanmaya başlıyor. Çünkü ünlü bir meydan burası, binlerce, yüzlerce şampiyonluğun kutlandığı bir meydan ve. Tabii bugün gündemde doğal olarak 23. haftada haftanın en büyük maçı var. Burada tek bir gazete göstereceğim. Hepsinde manşette zaten bugün. Şampiyonluk burada demiş. Yani bu akşamki maçın bir başka deyimle ligde şampiyonluk için mücadele veren Inter ve Juventus arasında geçecek. Ve bu akşamki maçtan galip gelen takımın biraz olsun şampiyonluğa bir adım daha yaklaşabileceği ihtimali yüksek. Diğer yandan demin de ifade ettiğiniz gibi siz da bir yıldızımız var. Kenan Yıldız yine manşetlerde. Üç Spor Gazetesi de bugün yine manşetlere taşımış hem Hakan'ı hem Kenan Yıldız'ı. Kısaca bu manşetleri gösterdikten sonra tabii gözler bu akşam San Siro'da 75 bin seyirci önünde rekor bir gelir elde edildi. Hemen hatırlatalım 6 milyon euro gibi bir gelir. Gerçekten tarihi bir gün Inter adına ancak diğer yandan sezonun en başarılı oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu ise bugün spor medyası yine e, takımın bu e, maçın kaderini belirleyecek isimlerden biri olarak gösterilmiş. Hemen şu notu hatırlatmak istiyorum. Empoli maçında Allegri son günlerde medyaya çıktı gerekçesiyle Kenan Yıldız'ı yedeklerde başlatmıştı. Bu biraz konu oldu, gündem oldu burada Türkiye'de ama ancak şu bir gerçek Kenan Yıldız'ın biraz deyim deyim yerindeyse Allegri tecrübeli bir teknik adam kulağını çekmiş oldu ve bu akşam Keyzenin yerine ilk 11'de sağda büyük olasılıkla yine Kenan Yıldız'ı göreceğiz. Yani Kenan Yıldız yedeklerde başlama ihtimali yüksek diyenler vardı. Ancak bugün bütün spor medyası Allegri Kenan Yıldız'sız yapamayacak şeklinde yeni bir Yıldız doğuyor. Bugün spor medyası şunu da söylemiş. Yıldızların düellesi olacak demiş. Yani bir yanda Hakan, diğer yandan Kenan Yıldız'ı gündeme taşımış. Gerçekten son haftalarda en çok konuşulan isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu'ydu. Sezon e, biliyorsunuz 14'ü penaltı atarak Avrupa'da en çok konuşulan isimlerden biri olduğu için yine bugün sahanın en önemli isimlerinden biri olacak. Tabii Türklere dikkat edin demiş spor medyası. Diğer yandan Allegri e, Allegri Allegri bu akşam Kenan Yıldız ve diğer oyuncuları hakan hakan Lautaro ve diğer oyuncular yine interi sağda en iyi şekilde Juventus'a karşı mücadele ederek sağdan galip ayrılmak için bu 90 dakikalık mücadele başarılı bir oyun izleyeceğiz ancak şunu söyleyeyim Inzaghi çok iyi hazırlandık dedi Inzaghi teknik direktör her maç bizim için önemli ancak bu maçın bir başka önemi var çünkü Diğer yandan en önemli en yakın takipçimiz şampiyonlar şa hem şampiyonluk e, şampiyonluğunda hem de ancak diğer kupalarda ancak tabii e, şu, bu nedenle biz bu akşam yine her zaman olduğu gibi en iyi şekilde hazırlandık ve eminim bize düşen görev taraftarlarımız önde sağdan galip ayrılmak ve şampiyonluk yolunda yolumuza ilerlemek. Çünkü uzun bir süredir beklediğimiz bir şampiyonluk vardı. Geçen biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda hep böyle kıl payı kaçırdı. Inter ancak Inzaghi için bu akşam bir başka kader maçı demiş. Allegri Inzaghi düellosu demiş. Kututa Sport ve iki teknik adam son haftalarda başarılı bir dönemden geçiyor ve kısaca toparlamak gerekirse... Geri sayım başladı. Ee, gerçekten heyecanlı bir gün. İtalya seriyada belki futbol severler için, sporu sevenler için çok tarihi bir gün olacak. Bir yanda Kenan Yıldız, diğer yandan Hakan Çalanoğlu ve e, bu akşam... Bakalım iki önemli oyuncumuz tabii bütün oyuncular önemli ancak bizim için bir ayrı önceliği önemli taşıyan iki oyuncu var. Çünkü bunlar aynı zamanda Türk milli takımında değerli iki oyuncusu Avrupa, Şampiyonası'na da en iyi şekilde böyle böylelikle hazırlanmaya başladılar. Çünkü ligdeki performansını biz arz ediyoruz ki Haziran ayında Almanya'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'na da yine turnuvada en iyi şekilde yansıtsınlar. Evet kısa kısa hızlı bir şekilde toparlamaya çalıştım. Malum yayın süremiz belli. Ancak e, Milano'dan Uomo meydanından bu güzel atmosferden birazdan buradan taraftarların da nabzını tutacağız ve kısaca e, benim bugün paylaşacağım notlar bunlardı. Şu bir gerçek: Bu akşam San Siro'da tarihi bir maç izleyeceğiz. 75 bin seyirci. Dünyada 150'den fazla ülkede canlı yayın ve gerçekten rekor bir elde, gelir elde edilmiş 6 milyon 6 milyon euro. Bu da işin bir başka gerçek yüzü. Bunu da söylemekte fayda var. Yani şunu da söylemekte fayda var. Futbol büyük bir holding. Neler neler getiriyor? Ne kadar gelir getiriyor? Bunun da altını çizmekte fayda var. E, konumuz uzun ama ben sözü size bırakayım. <laughs> Yoksa e, e, diğer konularda girecektim ama herhalde e, bugünün inter notları notlarıyla sözü İstanbul'a size bırakayım. Veli Erbatur sorunuz yoksa söz sizde. Teşekkürler Sinder Keşaplı. Çok, Çok teşekkürler. Güzel Çok güzel bilgiler verdi. Harika bir görüntü o UOMO meydanında aynı zamanda. 6 milyon euroluk bir gelir. Çok acayip bir para gerçekten. Bir maçtan düşünsene yani. Harika. Bu arada bak hep Duomo deriz, UOMO diye Öğrenmiş evet, olduk. Ben de nasıl hemen ilk faslata geldim. mu? E, e, alırken evet. o mu? İşte abi tabii. Yolda zaten olay yola çıkmak değil. Yola çıktığında öğrendiklerindir. Direkt harfi attım abi direkt orada bak yani. D'yi attık orada. Artık attık. U, artık U mu? Artık D yok. U, U mu? <laughs> artık D yok. da D olurdu. Artık yok yani. E, vallahi gollü maç olsun. Güzel. Hakan atsın. Kenan atsın. Evet evet. Keyifli yani, olsun. Yani bugün maç öncesinde olduğu gibi maçtan sonra da yine onlar konuşulmaya devam etsin. Eee imrendik. Ne yalan söyleyelim. Dündar Dar şu anda bugün olduğu yerde olmayı isterdik. Hatta kendimize biraz kızdık. Kızdık yani. Biz nasıl bunu planlamadık da oraya gitmedik biz Hakan'la, Kenan'ın bu akşam karşı karşıya geldiği dünyanın gözünün orada olduğu yere? Nasıl gitmedik diye kızdık kendimize biraz yani. Evet, boşluğumuza geldi. Yani bu organize edilmesi evet. gereken bir maç seyahatiymiş. Bu arada yorumlara da e, gelmiş. Tolga Bey mesela Galatasaraylı olarak Cengiz'in golü de çok güzel ama Barış'ın dakika ve galibiyet golü olması zorluğundan dolayı çok daha iyi diye düşündürüyor bana. Bir başka tını. yorum vardı. Ben ona biraz daha yakınım. O yüzden %51 Barış Alper diyorum. Ben de aynı fikirdeyim. %49 Hı. Cengiz diyorum. Hareketli topa ters ayakla o dar açıdan vurmak daha da zor. Adam sağ açık, sağ bek, sol bek, sol açık oynuyor ee, ve ben gidiyor son, son dakikada sol açıkta bir center forward gibi çaprazdan ters ayağıyla hareketli topa dar açıdan vurup diğer köşeye gönderiyor. O yüzden ben Barış Alper'in golüne bir tık daha yakınım ama Cengiz Ünder'in golü de acayip bir şey ya. Son anda dengeyi Yok yaptım. yok hayır %51 Barış evet. Alper, %49 Cengiz'im ben yani? Necati Sen Bey. Sen %51 Cengiz mi? Ben güzellik olarak Cengiz Ünder. Tamam %51'i seç abi. %51 de Cengiz Ünder'im, Ol. güzellik olarak Ol. da Cengiz Ünder. Öbür tarafta Barış Alper'e o kadar saygı duyuyorum ki yani hiç mızmızlanmıyor nerede olursa olsun oynuyor. En üst düzey performansı veriyor. Sürekli gelişiyor. Kuvvetli. Ya şimdi bak, TT'yi alıyorsun. Endombele'yi alıyorsun. Tamam isim olarak iyiler ama cisim olarak Barış Alper hepsinden değerli abi. Yaptıkları olarak da öyle. Tabii. Çok saygı duyuyorum. Yani ve bence Avrupa'da yakın zamanda göreceğimiz ben Türk de oyunculardan olayım. biri Ben Demir düşünüyorum. Fizikii çünkü çalışma mantalitesi de buna evet, çok evet. uygun. Dün Hazar açıklamalar yaptı. Görmüşsündür Eden Hazar. Ya Ronaldo mantalitesi, işte Kobe mantalitesi sen de olsa ne olurdu? E, olamazdı diyor. Şimdi ben eğlenmeyi seviyorum. Ben sabah arkadaşlarımla zaman geçirmeyi, bir şeyler içmeyi, eğlenceye gitmeyi seviyorum. Öyle bir şeye bakmadım ben hayata diyor. Sen tabii Scaloni'ye geliyorsun buradan da şimdi oraya geçmeyelim değil Yok, mi? gelmeyeceğim ya. Ha, biraz böyle hani eğlenmeyi seviyorum. Ben öyle olamam kısmında futbolun özü vesaire var. Bunu öyle mi konuşalım? Bağlayacak mısın? O zaman acaba? bağlamıyorum. E, bunu fragman yapıyorum. Bir sonraki programda tamam. Hazart'ın o bölümünden de bir içerik özel çıkarırız. Onu birleştiririz. Scaloni'nin dediklerinden futbol ve hayata dair öbür programda konuşuruz. Peki. Ee, o halde Juventus Inter demişken aslında bir Juventus efsanesi olan Bonucci deyimiyle de geçemeyeceğim ben. Tabii e, o golü Batshuayi'nin attı. daha doğrusu benim tabirime göre Bonucci'nin asistinin yaptığı. Asist tabii. Ya bunun için asisti ama tabi şu an gol vuruşu da çok güzel de. Buraya çok zor bu. Başlar alalım kaçırdık. Olay asist burada çünkü. En geriye ben alalım. alalım. Tipik bir bunun asisti bu tabi. Arada vuruş kolay değil yani. Kolay değil. Vuruş da çok güzel. Tamam. Ama şimdi Bonucci ile ilgili şunu anlatayım sadece ben burada. Abi Bonucci'nin olayı zaten bir numaralı özelliği bu. Yani kimseye sürpriz falan gelmesin. Vay Bonucci ne güzel asist yaptı falan derseniz o zaman siz ne Juventus seyretmişsinizdir, ne İtalya milli takım seyretmişsinizdir, ne de Bonucci biliyorsunuzdur derim. Bonucci'nin en güçlü özelliklerinden bir tanesi bu zaten. Tabi. Açın bakın. Çok rahat bulursunuz YouTube'da vesaire. 2018-2019. Juventus United maçı Cristiano Ronaldo'ya yaptığı muhteşem asist. Çok var ya. 2018-2019 Young Boys maçı Dybala'ya yaptığı muhteşem asist. O kadar uzağa gitmeyeceksiniz eğer. Bir yıl öncesine gidin. İngiltere İtalya maçı. Raspadori yaptı mükemmel asist. Bravo. Abi Bonucci'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu ve bence İtalya milli takımı daha fazla kullanıyorlardı oyun tarzları itibariyle. Fenerbahçe'de bundan sonra zaman zaman bu tarz uzun toplarını gol olursa asiste dönüşen, gol olmazsa muhteşem pas diye adlandıracağımız bu paslarını Bonucci'nin daha sık göreceğimizi tahmin ediyorum. Çağları nasıl buldun? Özlemiş oynamayı ya Çağlar Aynısını düşünüyorum Çok özlemiş yani Çok istekliydi Evet çok istekliydi O da bir şans bizim için Avrupa Şampiyonası adına Şöyle Bak bir iskeleti aynı takımda oluşturmak bazen şanstır Mert Müldür de geliyor unutmayalım Doğru Mert Müldür, Ferdi, Çağlar, Abdülkerim Bir daha say sen Mert Müldür, Ferdi, Çağlar, Abdülkerim Geç öne Geçtim öne Hakan, Salih, Artı İsmail Üçü aynı anda da olabilir. Üçünden ikisi de olabilir. At bir daha ne hatta. Daha öne geçiyor muyum? Arda Güler olabilir eğer oynarsa. Bilemiyoruz. E, Real Madrid'deki süreci ne olacak? Cengiz. Cengiz var. Barış Alper var. Kenan Yıldız var. Kerem Aktürkoğlu var. mufa transfer yaptı. Bravo. Enes Ünal. Bakalım nasıl performans gösterecek Premier Lig'de. O da var. E haliyle umutlanalım bırakın da ya. Aynen öyle. Çok çok güzel anlattın. Bu, ben de Çağlar'ı çok istekli gördüm. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kiralamanın Çağlar için ve milli takım için de çok değerli olduğunu fark ettiğim bir maçtı. Çünkü çok net maç eksiği. Çok net maç eksiği. Çağlar dün gene iyiydi ama çok daha iyi olacak. Bu süreçte Çağlar'ın da yükseldiğini göreceğiz. Fenerbahçe'ye de fayda sağlayacak. En değerlisi milli takıma da büyük faydası olacak. Alışmış oyuna, bir çağların sahada olması. Bu anlamda onu da konuşmak istedim çünkü önemli başlıktı. Yaz dönemi geldiğinde muhtemelen İsmail Kartal Hoca'ya ayrıca bir teşekkür parantez açacağız. Tabii. Hem Mert Müldür oynattığı için hem de aynı zamanda çağları ısrarlı isteyip oynatmaya başladığı için diye düşünüyorum. Tabii. La Liga. Erbatur'un alanına geçiyoruz. Estağfurullah <laughs> niye <laughs> benim alanım bizim alanımız? Barcelona'ya. Ha, o olur. Ha, onu diyorum. Yani o cümlenin başıydı. Tamam, liga kısmının sonu değil. Yeni cümlenin başlangıcı olarak söylüyorum. Artık kısa cümleler kuruyor musun Veli? Kuruyor muyum bilmiyorum. Kuruyor muyum? Kuruyorum tabii ya. Artık. Ben genel çok uzun konuşmayı sevmem aslında o kadar ya. Ben bir dönem çok uzun konuştum baktım bir şey olmuyor bıraktım diyorsun. Evet. Biraz öyledir ama e, yok ya bazı insanlar hak etmiyor cümlelerin içindeki kelimeleri de o yüzden kısalıyor cümleler. Yüzde yüz olay o zaten başka bir şey değil. O yüzden yani kısa konuşuyoruz. Kısa, Kısa deyim, konuşunca da bazen faydası olabiliyor bu arada. Bu arada gereksiz uzun konuşursan hiçbir anlamı yoktur. Yok. Önemli olan ne kadar çok şey söylediğin değil, ne kadar yoğun bir şekilde o kelimelerden anlam çıkar. Bir daha söyleyeyim. Önemli olan ne kadar çok kelime kullandığın değildir. Önemli olan kelimelerin içinde ne kadar yoğunluk var olduğudur. Sen o varoluşu derinliğiyle beraber aktarabiliyorsan cümleyi zaten uzatma. Anlamsız olur o. Akıp gider. Karşındaki kişinin kafası da karışıyor bazen. Sıkılıyor da aynı zamanda. Kaçırıyorsun yani aynı Bak, zamanda. Genç arkadaşları da medya işinde artık çok yazmıyor zaten insanlar ama yazan yazmayı sevenler için ya da haber yazacaklar için de söyleyeyim. Bizde çok şey vardır. Bir cümleye başlayıp virgül ve bir noktalı virgül ve haberi yazarken cümleyi kısa vurucu şekilde yazıp noktaya koyup ikinci cümleye geçmek metin yazarken de daha değerlidir. Niye insanlar artık telefonlardan birer dakikalık videolara sürekli olarak dalıyorlar? Buradan daha çok keyif alıyorlar veya YouTube içeriklerinde 8'er 10'ar dakikalık içerikleri daha fazla seyrediyorlar. Çünkü insanların artık vakti daha da kıymetlendi. E, o yüzden de çok fazla boş vakitle zaman kaybetmek istemiyorlar insanlar. Bu aralar daha dinamik kullanmaya çalışıyorlar. Mesela tam aradayım şu noktada. Hala çok film izliyorum Dizi izliyorum. Hı hı. Ama bu aralar çok fazla kısa film izliyorum Veli. Öyle mi? Evet. Çok keyif almaya başladım kısa filmlerden. Aa, ben de yok o. Yeni çıktı böyle bir süredir. Çünkü kaliteli kısa filmler uğraş verilmiş, emek harcanmış, kafa patlatılmış kısa filmler. Bazen gereksiz yere para harcanmış, CGI eklenmiş üzerine böyle gereksiz eklemeler, harcamalar yapılmış uzun filmlerden daha çok şeyi daha kısa zamanda daha net anlatabiliyor, sizi etkileyebiliyor bazı insanlar gibi. Ha, diyorsun. O halde La Liga Barcelona demişken Barcelona dün kazandı. Evet. Haksız bir de kırmızı kart görüldü. Onu da konuşacağız hemen. Barcelona 3 gol attı. Önce İK'in asisti Lewandowski'nin golü oldu. Ekrana getirelim. 22. dakikada asist İlkay Gündoğan. Gol Robert Lewandowski'den ekrana da geliyor. Çok güzel bir pas gene. İlkay Gündoğan bu takımın çok net ee, nasıl bir oyun lideridir. Bravo, iyi dedin. İyi dedin onu. <laughs> Aynı İlkay bu sefer bir center for gibi sahne alıyor. 49. dakikada Pedri'nin asistinde. Bak koşu yapmaya başladı. Hop. Fake attı. Biraz pasta çok iyi. Söylemek lazım. Ama çok iyi gösterdi be. Evet. E, İK Gündoğan burada. Geriden koşuyu gösterdi. Önce bir sola fake. Savunmacı gitti. O pasın kimden geleceğini de biliyor. Mesela Rafinha olsa o pası veremezdi. Oraya. Doğru. Rafinha kaleyi düşünürdü orada. Tabii tabii çekip. <laughs> çok iyi koşu çok. ve o koşudan sonra görüş çok iyi. Çok iyi. Zor bu arada hareketli halde bu topa böyle vurmak. 63. dakikada ben önümüzdeki yıllarda Barcelona'da ve La Liga'da etki bırakacağını düşündüğüm Vitor Roque gol atıyor. Rafinha. O mükemmel, mükemmel pas Rafinha'da. <laughs> Çok şık bir vuruş. Bu Çok güzel vuruş. Ben Vitor Roque'nin ciddi manada. Basma ilk değil mi bu? Evet bu ilk Tigre sevinci. Pardon ikinci golüymüş. Yok Özel gol at, ilk, yapmıştı, Attı, ilk Tigre sevinci. İlk Kaplan sevincini yaptı. Fakat daha sonra 59'da girdi. 63'te gol attı. 72'de kırmızı kart gördü Vitor Roque. Bu nasıl vardan dönmedi ben anlamıyorum ya. Yani. Sarı kartı vardı. Hı hı. Bu arada kırmızı karta itiraz ediyor Barcelona bugün itibariyle. Sonu çıkar mı ne diyorsun? Bir sarı iptal olur mu burada? Ya değmiyor bu arada adama evet, yani. Evet, evet. Hakikaten ağır bir haksızlık olmuş yani. Evet, biraz haksızlık oldu. İkinci sarı olunca İkin... da dönemiyor tabii. Dönemiyor tabii ki. evet, ki. Doğru, doğru. Var. Evet, doğru. Ama dönemiyor. ben döneceğini zannetmiyorum kararı. Ben de. Çünkü Real Madrid değil size kardeşim. <laughs> Şarkı yapıyorum. Ama öyle gerçekten ya. <laughs> bu sene ya ondan ziyade şöyle daha doğrusu. İkinci sarı olduğu için tabii dönmüyor vardan. Vardan dönemiyor da hı hı. E, itirazın da sonuçlanacağını, olumlu sonuçlanacağını tahmin etmiyorum. E, aksi halde ileride başka şeyler için emsal teşkil eder İspanya'da çünkü diye tahmin ediyorum yani. İspanya'da bir şey yani emsal teşkil edecekse <laughs> onun önce Madrid tarafından karar verilmesi <gülüyor> gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun devam edin. E, Girona bandı ne kadar bizim? Olmaz o iş bence. Hamilton Ferrari'yi verelim. Ah Hamilton Ferrari konuşmadık, evet. doğru. Lewis Hamilton Ferrari konusunu bir rica ederim Bu acayip bir transfer. Ya, 100, yılın, bir transfer. 100 yılın transferi ya. Hatta oldu hocam da büyük fırsat vardı, değerlendiremedik de kaçırdık diyor. Herkes kimdi acaba falan Hı. diye bakarken e, tahmin edenler oldu tabii. Evet. E, Postegold'u iyi tanıyanlar onun esprili kişiliğinden yola çıkarak Lewis Hamilton'dan bahsettiğim tahmin edenler oldu. Böyle de kültürlü bir hoca değil mi? Çok Böyle seviyorum. her yerde, her şeyde klas. var abi adam yani. Çok klas. Açıklamasına bakalım mı Hamilton'ın? Evet. Hamilton'ın açıklamasına bakalım. Hayatta hep böyle hayal dünyanız olsun. <laughs> Mercedes'te başardığımız inanılmaz şeylerin ardından, çocukluk hayallerimi gerçekleştirmemin ardından, bir başka çocukluk hayalini gerçekleştirecek olmanın inanılmaz mutluluğunu hissediyorum. Kırmızı bir Ferrari'yi sürmek diye söylüyor Lewis Hamilton. Mercedes 13 yaşından beri hayatımın büyük bir parçası oldu. Bu karar hayatımdaki en zorlu kararlardan biriydi. Birlikte başardıklarımız için inanılmaz gururluyum ve birlikte çalıştığımız herkese çalışkanlığı ve adanmışlığı sebebiyle minnettarım. Ancak bir değişiklik ve yeni bir meydan okuma için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Bu yolculukta benimle olan herkese teşekkür ederim. Hayallerimin peşinde koşarken hepiniz benim yanımda olduğunuz ve umarım sizi gururlandırmaya devam edebilirim diyor. Lewis Hamilton. Bir ilk sayfayı rica ederim mi? Az önceki. Heh. Bence konuşmaya buradan başlamak lazım Erbatur. Katılırım. Hayal dünyanızı hep geniş tutun. <laughs> Çocukluğunuzda hepsini hayal edin abi. Mercedes sürerken, Ferrari sürerken. Öyle ama. E, öyle öyle yani. Adam ne tutulmuş yani. Kolay değildir bunu söylemek. Şöyle düşünün. Yani Barcelona'da oynadınız. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bir başka çocukluk hayalimi gerçekleştirmek üzere Real Madrid'e gidiyorum. Demek ki bir şey bu aslında yani. Ya şöyle, tabii Ferrari biraz daha bence bu dediklerinden hmm. gayrı bir noktada. Real Madrid de öyle. Ya hayır şimdi Barcelona ve Real Madrid hayali ayrı kurulabilir. Ama Ferrari biraz ortak noktadır. Yani Formula 1 Ferrari'dir çünkü. O kırmızı arabadır. Piste dönen. O özel kırmızı araçtır. Şöyle bakıyorum ben Meli. Bir kere önce şunu eklemek lazım. Tarihin en önemli transferlerinden biri. Tarihin en büyük sporcularından biri, tarihin en büyük takımlarından birine gidiyor. Ve ortada şöyle bir durum var. Yıllardır şampiyon olamamış bir Ferrari, 8. şampiyonluğunu kovalayan bir Lewis Hamilton ve bu kozmik birleşme Günün sonunda Lewis Hamilton eğer 8. şampiyonluğunu Ferrari ile kazanırsa bir efsaneden öte bir mitolojik kahraman olarak tarihte yerini alır. Geleceksin yıllar sonra Ferrari şampiyon yapacaksın, kendi 8. şampiyonluğunu alacaksın ve giderken arkanda hoş bir sada değil, artık yeri doldurulamaz bir mitolojik heykel bırakacaksın. Bu böyle bir olabilecek bir hikaye. O yüzden çok değerli. Üstünde de şey var galiba. Ne kadar tesadüf olmuş. Evet bugün e, giydim şey ya hani var ya sandıklardan çıkarın. <laughs> bugün sandıktan çıkardım Hamilton sweatshirtumu. Ama bir şey söyleyeceğim zaten daha önce yapılmış bu kırmızının üstüne yapmışlar Hamilton'ı zaten. Gerçekten evet bu işareti de alalım lütfen. Tabii. Bir de şey değerli ya yani bütün bu hikayenin içinde bütün mesela basketbol, futbol, tenis her hesap bu, bu transferi paylaştı. Mesela FIBA paylaşmış, NBA paylaşmış. Hani NBA terimlerinde anlatın diye. İşte LeBron, Boston Celtics'e, hmm. Stephen Curry, Cleveland'da falan. Böyle çok güzel anlatmışlar hani bu dev transferin etkilerini. Epostepol, Luis Figo, Barcelona'dan Real Madrid'e falan gibi. Falan gibi. Yani. Aynen öyle. Futbol terimlerinde de öyle. O kadar büyük bir Değişim, sen ne hissettin? Şöyle, ne hissettim? Ben mutlu oldum açık ben... konuşmak gerekirse. <laughs> Artık Ferrari fanıyız, Sebastian Vettel'in de dediği gibi. Herkes bir Ferrari fanıydı zaten değil mi? Tabii ki. Şöyle, başka bir açıdan bakayım. Son dönemde, Verstappen'in egemenliğiyle ile birlikte, bu benim düşüncem, Formula 1'de birazcık daha sıkıcı hale gelmeye başladı seyir açısından. Hmm. Çünkü diyorsun ki ya kardeşim Fersapel kazanacak zaten diyorsun. Biraz öyle oldu. Ya yani bunu öngörmek ve artık çok büyük bir oranda böyle olacağını tahmin etmek bu ya kabul ederim hangi sporda olursa olsun bu sıkar insanları. Bir heyecan lazımdı Formula 1 dünyasını. Yeni bir heyecan lazımdı. Ve bu heyecan bana göre Lewis Hamilton'ın Ferrari transferiyle birlikte oldu. Üstelik 2025'te konuşulan ve konu, e, öngörülen o ki Ferrari'nin daha da gelişeceği aracıyla birlikte Hamilton'ın orada olacak. böyle bir durum ister istemez abi Formula 1'i takip eden olsun, etmeyen olsun, ilgisi azalmış olan olsun ya da zirvede olan olsun herkes yeniden Formula 1 dünyasına 2025'te geri dönecek. Öyle söyleyeyim. Tıpkı şu mu? her zamanlarında olduğu gibi. Evet, kusura bakmasınlar, ben bu senenin biraz es geçilmesini istiyorum yani keşke hemen olsaydı. Ya ben de çok istiyorum onu, kesinlikle. Ya, ya çünkü kırmızı tulumuyla Hamilton'ı izlemek istiyorum, o heyecanı görmek istiyorum. Tabii şu gerçeği de kabul ederiz. Kırmızı ee, ürünler de artacaktır satışı bu arada ya. Yani. %100. tifosi ürünleri yükselecektir. Bu sıradışı kırmızı şey yapacaktır, yeni kombinler yapacaktır gene Elbise dittirecektir aynı zamanda. Sana, kırm sana kırmızı çok yakışıyor, Hande Yener şarkısıyla klipler yapılacaktır editler şu an başladılar değil mi tabii şu an başladılar ya bu arada tabii Adrian Newey diye bir gerçek var Adrian Newey diye bir gerçek var Red Bull'da Ta, tam bir dahi onun etkisi de var ama değişen kurallarla beraber Ferrari'nin şampiyonluk kazanabilme ihtimali de var. Verstappen'e de saygı duyuyoruz. Red Bull'u seviyoruz o ayrı ama ben seneyi bekliyorum. Seneyi. <laughs> Önümüzdeki seneyi. <laughs> seneyi. Olmayan Türkçe kullanmayalım. <laughs> Peki e, bitirmeden önce Kaldın bakalım mu? ne kal var. Bundesliga'da Heh. Bayern Münih 3-1 kazandı e, ve saça boya ilk maçını çıktı. Oyuna sonradan girdi. Başarılı da bulundu e, ilk maç itibariyle. Genel görüş bu yönde. E, zaten ben saça boyanın Avrupa'nın e, çok üst düzey sayılı birkaç bekinden birisi haline tamamen geleceğini Tabii. düşünüyorum açıkçası. Onu da ifade edeyim. Hızlıca golleri verelim sonra bitirelim. Pavlovic attı ilk golü. 45. dakikada 1-0 yenik duruma düşmüştü. Elvedi'nin golüyle Borussia Mönchengladbach karşısında ki ters gelen takımdır. Pavlovic burada skoru 1 getiriyor. Thomas Müller'in asistinde 70. dakikada Harry Kane olmazsa olmaz diyor ve yine kaldığı yerden devam ediyor Harry Kane. Tam bir fırsat golü bu. Çok soğuk kaldı. Doğru Sakin yerde. bir şekilde attı Doğru golü. Zamanda. Ve Matthijs Delik de 86. dakikada son sözü söyleyen isim oluyor. Leroy Sané'nin asistinde 3-1 kazandı Bayer Münih. Diğer maçta Bayer Leverkusen liderliğini sürdürdü. Darmstadt deplasmanında Theia'nın 2 golüyle kazandılar. Önce 33. dakikada Grimaldo'nun asistinde gol attı. Grimaldo'da kaç asist oldu bu sene? 10 asist olmuş. 9 gol 10 asist. inanılmaz formda o da. Ve yine Teyya sahne aldı. Skoru 2-0 yapıyor. Ve Bayer Leverkusen yoluna devam ediyor. Lider durumdalar şu anda. Bir şey söyleyeyim. Evet. Ee, şimdi ilginç bir durum var. Tottenham'ın gerçek anlamda şampiyon olma ihtimali olduğu sezon son dönemde Tarihteki en büyük peri masalı yazılmış ve Leicester City şampiyon olmuştu. Herkes hatırlasın. Harry Kane o zaman öyle kurtların olduğu bir fotoğraf paylaşmış. Sizin için geliyoruz diye Leicester'a gönderme yapmıştı. Gelememişlerdi. Klasik Tottenham. Ya şu anda Bayern Münih'le şampiyonluk yarışının içinde ve tekrar karşısında Harry Kane'in bir peri masalı yazmak isteyen Leverkusen ve Xabi Alonso var. İlginç denk gelişlerdir biraz hayatta. Tesadüften ziyade Enerjinin birbirini çekişiyle ben ilgili. Ben de bekleme yapayım o halde. Benim de buradan e, son bir söyleyeceğim var bu konuda. Göztepe taraftarını. Bravo. Haklısın %100. Mükemmeller. İnanılmazlar. Yani e, şimdi şu anda bile ben de hafızamda hala o şarkı söylüyor. Met Cezir söylüyor bende bak. Dün akşamdan beri yemin ederim kendimi alamadım. Dün akşamdan beri bende Met Cezir söylüyor. Ama nasıl söylüyor biliyor musun? Levent Yüksel söylemiyor. Tribünler söylüyor. Göztepe taraftarı söylüyor bende. Abi harikalar ya. Tüylerim diken diken oluyor her dinleyişimde. Paylaştım da Twitter'da zaten düşüncelerimi. Tıpkı bir klasik haline geldi. Liverpool'un You'll Never Walk Alone'u gibi klasik haline geldi. Şeyden önce oluyor ya Liverpool'da. Tabii. Maçlardan önce bütün tribünler You'll Never Walk Alone'u söylüyor. Göztepe, Metcezir, dünya klasikleri arasında girme yolunu ilerleyebilir. Önce bu sene Süper Lig ardından Avrupa Kupaları. Avrupa'da da o meccizli performansı ile birlikte bir dünya klasi haline gelebilir. Göztepe taraftarının meccizli performansı maç öncesinde. Ya bir şey söyleyeyim bir de şunu ekleyeyim. İnsanın gerçekten Göztepe taraftarı olup çocuğunu, eşini alıp atkılarla, formalarla tribüne gidip o eğlenceli anları yaşayası geliyor. O kadar güzel ki o kültür. Çok şanslılar. Selam olsun buradan. Göztepe taraftarına. Bütün İzmir'e de selam olsun. Karşıyaka'ya da Altay'da hepsine selam göndereyim aynı zamanda. Bir, Abine sağlık şimdi. Sadece evet. ekleme yapayım. Bir İzmirli olarak beni çok mutlu ettin. Ee, Göztepe'nin taraftarını zaten Avrupa'nın en iyi taraftarlarından biri. İzmir'deki tutku çok ayrı. O yüzden Süper Lig'de olmalılar. O yüzden o etkiyi yapmalılar. O yüzden fırtınam, felaketim, hasretim. İzmir takımlarının Süper Lig'de olmasına hasretim artık gelsinler bu tadı tekrar yaşayalım. Bana göre bu arada en iyi başlangıç tezahüratı da Göztepe'nin İsyan marşıdır. Çok güzel. Onu da söyleyeyim. Yani bu anlamda kültürü olan, tarihi olan, tutkusu olan, alışkanlığı, varoluşu olan taraftarların, takımların ligimizde daha çok olması lazım. Aktüel futbol birazdan. Serkan Yetkin, Fatih Doğan, Erdal Oş sizlerle olacak. Netis ekip. Onları da sorduracağız, rica edeceğiz. Evet. Barış Alperin Alper golümü, Cengiz Ünder'in golümü diye. O yüzden söz onlara bırakalım artık. İyi pazarlar, hoşçakalın.